Süreyi aşmamam lazım. Size şimdi bazı bir şey günün geri kalan kısımlarında. Mesela izleyicilerimiz diyor ki İzmir için içiniz rahat mı? Size soruyorlar Alaydar Fırat. Bu Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu demiş ki Murat Kurum geliyor, taksimetreleri hazırlayın diye şahane bir slogan atmış. Fatih Altaylı yazmış. Yani Murat Kurum gelince İyilik mi taksiye zam yapıyorsunuz gelecek. anlamadım ki. Sloganı derdi. Yorgan bu ya. Hayır. Nasıl? Bu ne demek? Taksimetreleri hazırlayın, yaşasın Murat Kurum geliyor. Taksiye zam geliyor. Taksimetreyi kurun. Slogan şöyle. Evet. Taksimetreyi kurun, geliyor Murat Kurum. Ha, daha güzel. Taksimetreyi kurun, yani geliyor olun, Murat Kurum. Zam gelecek. Yani işte taksicilerden oy almak için. Artık parası... Ya, ben aslında güzel bir çözüm bulmuşlar. Şöyle bir çözüm bulmuşlar. Şimdi mesela taksi çeviriyorsun, seni almıyor ya. Öyle bir fiyatlar yapacaklar ki artık parası olmayan taksi çevirmeyecek. Dolayısıyla da parası olan da yüksek fiyatlar ödeyecek. Murat Kurum'un vaadi gerçekleşmiş olacak. İstanbul'da canı isteyen taksiye binebilecek. Taksici de canının istediğini değil, her el kaldıranı durup alacak. Yani böyle bir çözüm bulmuşlar. Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum. Benim sevgili Deniz Zeyrek. Yani şu söyle, bu acaba şuna denk gelmiyor mu? Ya yaşadığı İstanbul'da, İstanbul halkının 5 yıldır yaşadığı eziyetin sorumlusunun aslında bu Taksiciler Odası Başkanı olduğu ve bütün bu eziyetin, bütün o insanların yaşadığı çilenin bir siyaset üretme biçimi, Ekrem Başkan'ı çalıştırmamak ya da onun üreteceği bir çözümün önünde mümkün mertebe engel oluşturmak olduğunu ortaya koymuyor mu? Yani sen halka hizmet etmekle yükümlüsün sadece ya. Sadece o değil ki. Senin sadece elbette ki siyasete... Ulaştırma Bakanlığı da UKOME dedikleri şey, Ulaştırma Koordinasyon Merkezi dedikleri şey, eskiden belediyenin sözü geçerdi orada. Şimdi o UKOME'ye o kadar çok farklı kurumlardan devlet görevlisi koydular ki belediyenin bütün taleplerine hayır deniliyor. İstemedik. Taksi sayısının artırılması, belediyenin projesi falan da UKOME'den reddedildi. Neden reddedildi? Bu Taksiciler Odası Başkanı'nın rantı bitmesin diye. Yani burada da Murat Kurum gidip İstanbul'un rantiyecileriyle buluşuyor, tamam mı? O taksi şeyi rantiyeci onlar. Plakalar almış başını gitmiş. Aa, siz belediye 4000 tane plaka çıkaracaksınız. Bu beylerin taksi plakası değerini düşüreceksiniz. Ondan sonra taksi sayısı arttıkça biz istediğimiz gibi müşteri seçemeyeceğiz falan. Bu tür şeyleri de kalmayacak. Yani onların bir rantı var, o Taksiciler Odası Başkanı'nın ve çevresinin. Aman o ranta dokunmayın. Murat Kurum da zaten hep rantın güvencesi olduğu için. İnşaat sektöründe evet. De öyle, başka yerlerde de öyle. Burada da taksicilerin rantına şey yapmış. O da ne güzel bir sloganı. Ya bu seçimin bence şampiyon sloganı bu. Yani çok bu seçimin sloganlarını. Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum. Ama çok bomba değil mi ya? Kaç tane taksici geliyor, var? Kaç tane taksi kullanan millet var? Millet de zam geliyor diye algılıyor. Aynen ya, ama doğru. O demek yani. Ya çünkü korkunç kötü bir sloganı. Kaç tane taksici var? Kaç tane taksi kullanan var? Yani burada taksicilere hani sanki destekleme kafası, evet. Adam zaten paramız yok, binemeyiz taksiye falan. Sen yine bu kadar edebiyatına döndün mü? Ya İzmir'le ilgili soruya cevap vereyim. Kaç dakikamız kaldı Eren? 4 dakika. Bir sorum daha var çünkü. Bir çok kısa cevap verin. Buyurun. İzmirliler çok soruyor. Bana gelen inanılmaz soru şeyi var. Soru değil de yorum var. Geçen hafta İzmir'deydim ve Cemil Tugay Başkan'la birlikte hem sahayı dolaştık hem de onun projelerini dinledim. Çok kısa bir süre içinde lansmanını yapacak ve projelerini anlatacak. Bence o projeleri Cemil Başkan anlattıktan sonra bambaşka bir algı oluşturulacak. Daha çok gezsin. Şu elbette ki, yani şunu söyleyeyim. Siyasi nezaket diye bir şey var. Bunu bir eleştiri olarak dile getiriyorum. Yani bir belediye başkanı atandığı zaman var olan belediye başkanları kendisini geri çekerler ve o başkanı alan açarlar.
İzmir'de böyle bir maalesef hoş olmayan ve demokratik siyasal kültürle bağdaşmayan, Cumhuriyet Halk Parti kültürle bağdaşmayan bir yaklaşım, bir direngenlik söz konusu. Onu özellikle doğru bulmadığımı ve bir parti yöneticisi olarak da buna müdahale edeceğimizi de çok net bir biçimde söyleyeyim. Dolayısıyla İzmir'de adayımız belli. İzmir'deki bakın ya sadece şunu söyleyeyim. 9 seçilebilecek yerde kadın adayımız var İzmir'de. Pırıl pırıl genç arkadaşlarımız, insanlarımız var. Ve bu insanların önünü kapatmak, bu insanları bir biçimiyle başarısız kılmak, parti içi küçük hesaplar üzerinden bir siyaset devşirmek doğru değildir. Şu yol ayrımında artık Cumhuriyet Halk Partisi, yani biz genel başkanımız, bütün parti yönetimi olarak artık küçük olsun, benim olsun, 3-5 tane ilçe veya ille sınırlı değil. Türkiye'de bir düzen değişikliğine ihtiyaç var. Türkiye'de gerçekten sosyolojik ve siyasal bir dönüşüme ve değişime ihtiyaç var. Peki. Bunun için bu kadar canhıraş bir biçimde mücadele ediyoruz, çalışıyoruz. Evet. Buna yönelik olarak da içeride ve dışarıda ittifak kuran arkadaşlarımıza da şunu söyleyelim. O 1 Nisan sabahı herkes emin olsun, Türkiye'de insanlarımız bambaşka bir karar verecekler ve bu halkın bütün bu olumsuz giden süreci bambaşka bir noktaya dönecek, tersine dönecek. Yani peki, geçen seçim söylemiştik, baharlar gelecek. Bu sefer baharı değil, yazı getireceğiz. İnşallah. Sadece İzmirlilerden Ebru, bitirmeden bir cümle söyleyeceğim. Ali Aydar Fırat da Tayyip Erdoğan'ın ekosesini elinden almış. Artık ekose de iktidarın tekelinden çıkmış görünüyor. Ceket, ekose ceketi. Bundan sonra böyle. Sakallık yok.